Bakanlığı e, bu tahsilatı yapacak. Öyle 25 kuruşa simit yok dedi. E, bu Özgür Özel de e, mali sıkıntı artarsa bizim belediyelerimizi zor duruma düşürmek istiyorlar. Hizmet veremez hale getirmek istiyorlar. Gerekirse çöpleri CHP'liler toplar. Yine bu oyuna gelmeyiz. Yine bu tuzağa düşmeyiz dedi şimdi bu borç ne kadardır derken Çalışma Bakanı açıklama yaptı Vedat Taşıkan. Diyor ki bu borç belediyelerin SGK prim borcu alı yani bizim SGK'nın alacağı 96 milyar diyor. SGK belediyelerden 96 milyar alacaklıymış. Prim alacağı varmış. tüm borçlu belediyelere hiçbir ayrım gözetmeksizin bu borç bildirimi yapılmış. Bazı belediyeler başvurmuş ödemek için. Bazı belediyelerde hiçbir adım yokmuş. E, gerekirse yapılandırma için de yardımcı oluruz diyor. Hani bu borç ne kadardır acaba diye merak ediliyorsa Çalışma Bakanı bugün açıklama yaptı Vedat Işıkan. E, bu borç Hı -hı. herhalde bugünün borcu değil bilmiyorduk çok fazla şimdi öğrenmiş olduk. Ama biliyorsunuz tabii, tabii, afiş tabii. afiş belediye borçlarını da biliyoruz yani onları da unutmadık. Tabii, tabii. Yani senelerden beri gelen esasında birikmiş borçlar. Yani SGK diyor ki ben bir kamu kuruluşuyum ya belediye. SGK da bir devlet kuruluşu. Yani neticede bu karşılıklı birbirlerini toller ediyorlar. Yıllardan beri böyle bir kalan tortular üzerine bine 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 mil gelmiş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ilk bu belediye seçimlerinden sonra 100 milyar borç devraldık falan diye bir beyanatta da bulunmuşlardı. 9600 eşi aşağı yukarı rakamlar tutuyor. Peki, 100 da milyar civarında yani bir borç. Yani şunu sormak lazım. Daha önce aklınız neredeydi sizin? Yani şimdi ben sen bunu bu borcu yapana kadar. Önce bu belediyelere neden bu kadar çok yani bir borç birikimi oldu? Hesap sorman lazım. Mesela Bursa Belediyesi'ne sor. 25 milyar borcu niye bıraktın kardeşim? Ne yaptın? Ben bunun dökümünü istiyorum senden. 25 milyar borcu sen nereye harcadın? Ya yani mesela Balıkesir Belediyesi'ne sor. 16 milyar borcu sen nasıl yaptın? Ne yaptın Balıkesir'de 16 milyarlık? Yani 500 milyon dolar eder aşağı yukarı. 500 milyon dolar da. 500 milyon dolarlık çok büyük bir altyapı projelerine mi imza attınız. Çünkü biliyorsunuz orada da Cumhuriyet Halk Partisi yoktu daha önce de. E ya mesela yani bir Nevşehir'in Kozaklı Belediyesi var. İstanbul'da mesela ne bileyim ben oturdum Sarıyer'deki bir sitede bile bir site var mesela 7500-8000 kişi oturuyor. Bütün belediyenin, ilçe belediyesinin nüfusu 7500 kişi. Nevşehir'in Kozaklı. 406 milyon, 456 milyon borç bırakmış. Sorsana ona. Ne yaptın 456 milyon liralık? Ya yani merak, ben de merak ediyorum gerçek. Yunus Emre'ye sorsana. Yandaşlar taş mı yiyorsun hocam? Yandaşlar evet. taş mı yiyorsun hocam? <laughs> evet, aynen öyle. E, Balta Limanı'ndaki damat Ferit Paşa'nın şeyi çalışma ofisinden daha iyi Yunus Emre Belediyesi ofis yapmış orada. Vallahi damat Ferit Paşa'nın ofisinden daha şatafatlı bir ofis. Niye bunu yaptın diye sorsana. Niye yaptın bu parayı, niye harcadın? Hani barınak de, şimdi, hani kısırlaştırma de, hani bu kısırlaştırma hedefi niye tutmadı de.